Zaman hayır olsun GRT kanalında Gagauzia gün günden programası ve onun götürücüsü Marina Topal. Sentyabrinin 18-inde Komrad Devlet Üniversitesi'nin Milli Kafedrası'nın Türk Dili hem Literaturası bölümün studentleri diplomları kabul ettiler. Yurtu olaya Kişinev'daki Büyükelçiliğin üretim nasatçısı Cengiz Güzeloğlu pay aldı. Kongas Süleyman Demirel adına liseyin başı katıldı. Hem kafedranın studentleri barabar üreticilerle bu yurtu geçirdiler hem diplomlarını kabul ettiler. Bugün stüdyomuzda bulunurlar Kudret Safa Gümüş, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı. Zaman hayır olsun Kudret Hocam. Zaman hayır olsun. Adem Koç, hep Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı. Zaman hayır olsun. Zaman hayır olsun. Hem de Anna Kılçık, Yunus Emre İnstitut'un Türkçe üreticisi. Zaman hayır olsun. Zaman hayır olsun. Öyle bir güzel olay değil çoktan oldu Komrad Devlet Üniversitesi'nde. Türkologiya bölümün ilk studentleri başardılar kendi üreticisini, diplomlarını kabul ettiler. Şansıra uzman oldular. Belki çoğu da artık kendine iş buldu, iş yerini buldu, çalışır. Kendi zanaatına göre. Nice geçti bu olay? Ne duydunuz canınızda bugün? Var bir kısa görüntülerimiz de sonra göstereceğiz ama ilk sistemi öğrenmesinin duygularınızı. Kaç student kabul etti diplom? 14 öğrencimiz mezun oldu. Bunlardan ikisi daha diplomasını almadı. Onların çeşitli sağlık sorunları vardı. Sonra onlar da alacaklar diplomalarını. 2018 yılında Türk Dili ve Edebiyatı bölümü kuruluyor. Bizim bu sene görevini tamamlayıp dönen bir hocamız var. Doçent Doktor Kürşat Şahin Şahin. Onun girişimiyle bizim Türk Dili Edebiyatı bölümü kurulmuş. Ve bölüme 14 öğrenciyle başlamışlar. Bu öğrencilerimiz bazıları hazırlık okuyorlar. Gagavuzca Türkçe yakın olduğu için çabuk kolay başarıyorlar. Ve sonrasında 3 yıl Türk Dili Edebiyatı bölümünde eğitim aldılar. Biz Kudret Hocam'la birlikte 2021 yılında geldik Komrad Devlet Üniversitesi'ne. Çok güzel zaman geçti. Çok hızlı geçti. Nasıl oldu, nasıl geçti? İnanın hatırlamıyorum. Yani ilk geldiğimiz zaman çok heyecanlıydık. Çok güzel oldu. Öğrencilerimizle birlikte güzel dersler yaptık, etkinlikler yaptık. Onlar için de umarım güzel bir öğretim yılı olmuştur. Biz öğrencilerimizle hem hoca gibi hem arkadaş gibi yeri geldi bazen anne baba gibi onlarla konuştuk. Onları yönlendirdik. Türkiye ile olan ilişkileri onlara anlattık. İleride ne yapabilirler onları anlattık. Yeni çalışmalarımız var. Yani Türkiye ile ilgili yapılan anlaşmalar var. Erasmus anlaşmalar var. İkili işbirliği anlaşmalar var. Onlarla ilgili Kudret Hocam bize bilgi verir. Çok güzel gelişmeler var o anlamda. Şimdi bizim bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz ileride ne yapacaklar? Hem Türkçe öğretmek için okutman olabilirler. Yüksek lisans yapabilirler. Doktora yapabilirler. Türkiye'ye Erasmus anlaşmalarıyla gidebilirler. Orada yüksek lisans doktora yapabilirler. Bu onlar için çok güzel olur. Bizim bu konuyla da ilgili yine bir öğrencimiz gidecek. Onu da Kudret Hocam anlatır. Hatta YTB ile değil mi Sayın Hocam? Evet. YTB ile yani burs alarak gidiyor öğrencimiz. Annamız bizim burada. O bizim bölümümüzü birincilikle bitirdi. Kendisini, şimdi Anna'ya soracağız sorularını. Anna'ya sorarsınız. Kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten çok gayretli, çok başarılı. Gerçekten Türkçesi de çok iyi. Yani konuşması, telaffuzu da çok iyi o anlamda. Çok başarılı. Zaten bu yönüyle olduğu için bölümde birinci oldu. Dersler de çok iyiydi. Ve sonrasında o da diploma aldı. Hatta burada yüksek lisansa da başladı. Gagavuzya Türkçe bölümünde yüksek lisansa başladı. Ve şimdi biz o birinci olduğu için Türkiye ile yazışma yaptık ve Yunus Emre Enstitüsü
onun başvurusunu kabul etti ve şimdi Komrad Mustafa Kemal Atatürk Kütüphanesi de Yunus Emre Enstitüsü'nün merkezi içerisinde Anna Türkçe okutman olarak işe başladı ve orada artık çalışıyor. Ona da hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. İsterseniz Anna biraz. Şimdi Anna soruyorsam stüdentleriniz başarıda evet. Ama hepsi evet. Sonların yanındaysınız. Hani evet. Kolundan tuttuğundan evet. işte yardım ettiniz, iş evet. yerine de girsinler. Evet. Kendilerini de bu zanaata göre bulsunlar. Bu evet. çok iyi bir kalite üreticilere dini, bütün kafedraya dini. Anna, şimdi bir kısa görüntü sizin yurtudan seyredelim de sonra Anna'ya soracağız. Tabii ki. Video bütün yurduyu açıkladı, ince geçti. Gördük studentlerin de, öğreticilerin de yüzlerinde hani mutlu hepsi. Hani çok yıllarda mutlu geçti, başarılar da iyi. Anna, siz niçin ayırdınız Türk dili hem literatürası, anlatın. Ben Türkçe'ye çok önceden ilgi duymaya başladım. 2018 yılında Türkoloji'ye başladım ama ondan önce bir üniversite daha bitirdim. O zaman Türkoloji bölümü açılmadığı için başka bölüm seçmek zorundaydım. Ama açıldığında da bu fırsatı kaçıramazdım. Çünkü Türkçe'ye sevgim gerçekten büyük. O yüzden başvurdum ve bitirdim bu sene ve çok mutluyum tabii ki de. 3 yıl önce geçti size. En güzel yıllarım diyebilirim. Çünkü gerçekten Türkiye'den gelen hocalar da çok güzel ve bilgi dışında bize çok şey daha, onun dışında çok şey öğrettiler. Adem Hoca'nın da dediği gibi bazen bir abi olarak, bazen bir baba olarak bizim yanımızdaydı. Ders açısından da çok dolu bir 3 senemiz oldu. Şimdi Yunus Emre Enstitüsü'nde çalışıyorsunuz. Gagauzya'da hep Türk Bibliotekası'nda artık başladınız mı çalışma? İlk duygularınız? Tabii ki de çok heyecanlıyım. Başladım diyebilirim. Umarım benim hocalarım gibi ben de güzel bir hoca olabilirim. Biz de umutlanırız. Yani sizin derslerinize ne zamansa düşeceğiz. Görelimce geçer Türk dili. Çoğu GRT kanalında da vardır katıldığı Türk dili derslerine. Bir indikince geçer. Sanırım hani uşaklar da, büyükler de kim katılacak sizin derslerinize. Onu da mutlu kalacaklar. Hem çok umarım. Bilgili çıkacaklar bu derslerden, uroklardan. Biliriz hani Türkoloji bölümü çok türlü kolaylıkları verir studentlere. Onların arasında türlü programlar var. Erasmus Plus o bir programı. Kudret Hocam, anladınız bu programlar için. Şansora üretim yılı çek etti. Programlar da sanırım çalışırlar. Studentler artık uzu beklerler hangi programaya katılma, nereye gitme. Siz anladın tadirinden. Teşekkür ederim Magna Hanım. Komrad Devlet Üniversitesi bünyesinde daha önceki süreçte uluslararası ilişkiler koordinatörlüğü yokmuş. Biz buraya görevlendirildiğimizde böyle bir durum gündeme geldi. Üniversite bünyesinde hem uluslararası ilişkiler hem Türkiye koordinatörlüğü gibi bir koordinatörlük kurulması teklif edildi. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti Kişinel Büyükelçiliğimizin koordinesiyle yine Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığımızın da uygun mütalaası ile 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren üniversite bünyesinde uluslararası ilişkiler, dış ilişkiler koordinatörlüğü kurulmuş oldu. Bu koordinatörlüğe de naçizane beni uygun gördüler ve biz bu koordinatörlüğün kurulmasıyla birlikte Türkiye
Gazze'deki üniversitelerle olan ikili işbirliklerini hem bir kurumsal kimlik üzerinden sağlıklı bir şekilde yürütmek adına çalışmalarımıza başladık. Şu ana kadar toplamda 28 üniversiteyle ikili işbirliği protokolümüz, aynı zamanda Erasmus Plus protokollerimiz hem de Mevlana protokollerimiz mevcut. Bu protokolleri yapıp bir köşede bırakmadık. Ne yaptık, neler yaptık? Bu protokollerde ne yapılması gerekiyorsa, gerek hoca değişimi, gerek öğrenci değişimi, bu tür noktalarda faaliyetlerimize başladık. Ve daha önceki süreçte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne üniversite bünyesinden 2022-2023 eğitim öğretim yılında 5 öğrenci gönderildi. Bu öğrencilerin ikisi Türk Dil Edebiyatı bölümünden, üçü de diğer kafedralardandı. Hukuk, ekonomi fakültelerindendi. Sadece Türk Dil Edebiyatı bölümü için de yapmıyoruz. Üniversitenin diğer bölümlerini de işin içine katarak onların da Türkiye tecrübesi sağlamasını istiyoruz. Son olarak yaz döneminde Türkiye Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne 7 öğrencimizi 2 aylık bir program, staj programı çerçevesinde Türkiye'ye gönderdik. Yine bu öğrencilerimizin ikisi Türk Dil Edebiyatı bölümümüzdendi, 5'i diğer bölümlerdendi. Bu öğrencilerimiz orada şunu yaptılar. Türkçesi zayıf olan öğrencilerimizi TÖMER birimlerine, üniversitenin Türkçe öğretim ve uygulama araştırma merkezlerine yönlendirdik. Orada Türkiye Türkçesini tanımalarını sağladık. Onların pratik yapmalarına ortam hazırladık. Orada iki öğrencimizi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü'nde staj yapmasını sağladık. Şu an orada staj yapan öğrencilerimizden biri Uluslararası İlişkiler Ofisimizde şu an asistanım olarak görev yapıyor. Benim yardımcım olarak çalışıyor. Üniversite bünyesinde onu istihdam ettik tam zamanlı olarak. Ve yine giden öğrencilerimizden birini ofise kısmi zamanlı, part-time öğrenci çalışma statüsünde aldık. O da yine ofisteki işlere yardımcı oluyor. Bir öğrencimizi orada Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin rektörlüğünde rektör özel kaleminde staj yapmasını sağladık. Oradaki bir rektör beyin programını, neler yapması gerektiğini, misafirlerin nasıl ağırlanması gerektiği noktasında tecrübe edinmiş oldu. Şu an onu da burada yine Komrat Devlet Üniversitesi rektörlüğünde özel kalem, sekreter pozisyonunda istihdam edilmesi sağlanacak ileri vadede. Bu ve bunun gibi programlar, değişim programları devam ediyor öğrenci nezdinde. Yine Nevşehir'e bir öğrencimizi gönderdik Türk Halk Bilimi bölümüne. Orada 5 ay eğitim almasını sağladık. Yine aynı zamanda şu an Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde bu dönem, yani 2023-2024 eğitim öğretim yılında bir öğrencimiz şu an gitti oraya. Geçen hafta oraya indi Türkçe eğitimi bölümünde. 5 ay orada kalacak ve bir dönem dersleri orada alacak. Yine bir öğrencimizi Anadolu Üniversitesi'ne gönderdik. O da hukuk bölümüne gitti. Anadolu Üniversitesi'ne, buradaki hukuk fakültesinden bir öğrencimizi orada hukuk alanında 5 ay derslerini alacak. Toplamda yani Şubat ayı gibi burada geri dönüş sağlayacaklar. Peki bu tür programlar neye yarıyor öğrenci bazında? Bir kere öğrenci bazında farklı bir eğitim öğretim müfredatı görüyor. Türkiye'yi tanıyor, Türk kültürünü tanıyor. Bu ona çok büyük bir tecrübe oluyor öğrenci nezdine baktığımızda. Tabii bu program sadece öğrenci nezdinde değil, hoca değişimi de yapıyoruz. Buradan Türkiye'deki üniversitelere hocalarımızı gönderiyoruz. Türkiye'deki üniversitelerden buraya hocalarımızın gelmesini, aslında arada bir gerek akademik gerek idari noktada bağ kurulmasını sağlıyoruz. Ve bu şekilde programlar devam ediyor. Önümüzdeki dönemde, bahar döneminde de yine planlamalarımız var. Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne bir öğrenci göndereceğiz. Aksaray Üniversitesi'ne bir öğrenci göndereceğiz.
Hocam Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ne bir öğrenci göndereceğiz. Buradan yine hoca gönderimi olacak. Sakarya Üniversitesi'ne bir hocamız gidecek. Buradan planlamalarımız bu şekilde. Şu an 2026 yılının programı belli. Yani 2026'ya kadar biz neler yapacağız? Bunların hepsi şu an belli, taslak halinde duruyor. Tabii bazen aksamalar olabilir ama biz planımızı, programımızı yaptık. Plan program çerçevesinde hareket edeceğiz, yolumuza bakacağız. Şu an önemli bir nokta bu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Türkiye Bursları Programı var. Geçen yıl da burada Türk Dil Edebiyatı bölümümüzden başvuru oldu. Şu an bir öğrencimiz hak kazandı. Şu an o Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı bölümünde master programına başlayacak. 2 Ekim tarihi itibariyle. Hemen önümüzdeki 2 Ekim tarihi itibariyle. Geçen hafta Cuma günü onu Türkiye'ye uğurladık. Sadece master programı değil, Türkiye'de lisans programlarına da yine YTB Türkiye bursları aracılığıyla öğrenci gönderiyoruz. Kongas Süleyman Demirel Türk Moldovan Lisemizden bu yıl yine başvurular vardı. Oradan 16-17 civarında öğrencimizi Türkiye'ye lisans programlarına yönlendirdik. Yine sadece Kongaz değil, bir yanlış bir algı var. Sanki hani Kongaz Süleyman Demirel Türk Moldovan Lisesi'nde okuyan öğrenciler hep Türkiye'ye gidiyor şeklinde bir algı var. Bu yanlış. Diğer liselerden de yine Türkiye'ye öğrenci gönderiliyor. YTP Türkiye Bursları kanalıyla. Dimitri Karaçoban Lisesi'nden, Mavrodi Lisesi'nden, Gayrancı Lisesi'nden buradan da yine öğrencilerimiz Türkiye'ye gitme imkanı buluyorlar. Bu yıl yine önümüzdeki yıl Ocak 2024, 10 Ocak 2024, 20 Şubat 2024 yaklaşık 40 gün süreyle yine YTB Türkiye Burs Programı açılacak. Online başvuru olacak ilk etapta. Biz bunun duyurularını yine gerek Türk Dil Edebiyatı bölümümüzün sayfasından, gerek üniversitenin web sitesinden yapacağız, paylaşacağız. Öğrenciler bize ulaşabilirler. Nasıl başvuru yapacaklarını bilemeyebilirler. Biz onlara her zaman destek olmaya hazırız. Bunu ifade etmek isterim. Bu tür çalışmalar bu şekilde devam edecek. Geçen yıl Türkiye'den rektör yardımcıları düzeyinde de üniversiteye, Komrad Devlet Üniversitesi'ne ziyaretler gerçekleştirildi. Yine burada rektör bey, Komrad Devlet Üniversitesi'nin rektörü Türkiye'deki birçok rektörü ziyaret etti. Hani bu şekilde hem ikili işbirlikleri yerinde de görüşülmüş oldu. Bu tür çalışmalar, faaliyetler devam edecek Marina Hanım. Evet. Gerçekten ne kadar çok kolaylık var studentlere, liseyi başaranlara. Sadece istemek olsun, bilgi olsun, öğrenme, çalışma çok güzel. Ben liseyi başararkına bu kadar kolaylık yoktu liseistlerde. Ben bir ekleme yapabilir miyim? Evet. Şimdi Türkiye bursları, Turkish Scholarships bunu internet sayfası üzerinden yapabiliyorlar. Ve işte yılbaşında başlayacak bu. Türkiye bursu çıkmadı, olmadı öğrencinin. Ama o Türkiye'de okumak istiyor. Ne yapabilir? Diploma notuyla da Türkiye'de başvurup okuyabilir. Ama bunun için aynı zamanda Türkiye Yükseköğretim Kurumu'nun yapmış olduğu sınav var. ÖSYM tarafından yapılıyor. Öğrenci seçme merkezi bizim. Yerleştirme merkezi. YÖS diye bir sınav var. Yüksek öğretim sınavı. Onun başvuruları da başladı. Biz onları duyurduk internetten. Onları lütfen takip etsin öğrencilerimiz. Lise mezunu olan öğrencilerimiz. O sınava giriyorlar. Ve oradan aldıkları puanla Türkiye'de okuyabiliyorlar. Türkiye'deki öğretim ücretleri diğer ülkelerden daha düşük. Ama çok güzel üniversitelerimiz var. Yani öğrenciler oraya gittiği zaman Erasmus'la gidenler görüyorlar zaten. Bazı üniversitelerimiz var bizim. Komrad kadar kampüsü var zaten. Yani 300 dönüm, 400 dönüm, 500 dönüm kampüsü olan üniversiteler var. Öğrenciler o kampüs hayatında görüyorlar. Bir de Sayın Hocam bu işi organize ediyor.
Bazen öğrenciler korkuyor. Türkiye'ye nasıl gideceğim? Erasmus beni gönderecek ama benim param yok. Yani ben Türkiye'ye nasıl gideceğim Erasmus'la? Bunu düşünüyorlar. Ama Erasmus'u bilmeyen arkadaşlar böyle düşünebilir. Ama Erasmus anlaşmasında öğrencilere Erasmus programı kapsamında Türkiye'nin ulusal ajansı aylık bir ona ödeme yapıyor. Bir burs veriyor yani ona. Yani stipendiya mı diyorsunuz? Stipendiya, evet. Evet, öyle bir burs veriyor. Aynı zamanda onun ulaşım ücretini de veriyor, değil mi Sayın Hocam? Ulaşım ücretini de veriyor. Öğrencimiz oraya gittiği zaman hiç korkmasına gerek yok. Türkiye'de üniversitelerin kampüslerinin içerisinde yurtlar var. Bizim kredi yurtlar kurumumuz var. Otel gibi yurtlar. Bizim Türkiye'de onlara yurtlar. Benzemiyor. Yok, buradaki absürtçüler gibi değil. Bizim iki kişilik tabii tabii çok az. Güzel. Çok güzel yurtlar var. Orada kalabilirler. Onların ücreti de çok düşük. Yani aylık neredeyse 100 euro, 150 euro civarında. Yani yok bile o kadar. Türk lirası olarak 2000-2500 ama onu yatırıyor. Yurt ona onu geri yemek parası olarak veriyor. Ona fiş veriyor. O çocuk yurda verdiği parayı geri yemek fişi olarak alıyor. Gidiyor onunla da yemek yiyor. Yemekler de çok ucuz. Yani 3-4 kap yemek, tatlısı, suyu, işte yanında içeceğiyle falan birlikte çok hızlı içiyor. Yani 15 lira falan şu anda yani. O kadar. Yok, o çok. Tabii öğrencilere çok güzel destekler var Türkiye'de. Yani o yüzden buradaki öğrencilerimiz bizimle mutlaka irtibat kursunlar. Kudret Hocam'la mutlaka iletişim kursunlar. Üniversiteye gelsinler, ziyaret etsinler. Türkoloji bölümünü, uluslararası ilişkiler bölümünü. Bu konularla ilgili bilgi alsınlar. Yani Türkiye'de okumak isteyen öğrencilerimize biz her türlü yolu gösteririz. Yani yardımcı oluruz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Bu programı Kişinev'den izleyenler olursa da oradaki yani bizi anlayanlar onlar da yine Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliği aracılığıyla bizlerle iletişim kurabilirler ve biz onlara yol gösteririz. Yani Kudret Hocam bu konuda çok iyi. Yani daha önümüzde başka anlaşmalar da var daha bekleyen. Yani 28 anlaşma sanırım Moldova'da başka bir üniversitede var mı? Yok, Türkiye ile bu kadar anlaşma yapabilen yok. Yani Komrat Devlet Üniversitesi kalkındı yani. Evet. Düzüldü bir uzun köprü, evet. Dost köprüsü. Çok, evet, evet. Çok insan gidebilecek yani bu şekilde. Öğrenciler, hocalar hem gidiyorlar, eğitim alıyorlar, hem staja gidiyorlar, yazın staja gidiyorlar. Sadece dedim ya, istemek olsun. Hem tabii, tabii. Ya, korkmasınlar. Korkmasınlar. Ama onları da anlarız. Çünkü çoğu köylerden gelmişler. Tabii. Birileri evet. Gitmemişler evet. Aşırıya. Korku var. Korku var ama bir işte orada bir onlar düşünüyorlar. Hani Erasmus'a beni seçecekler ama ben Türkiye'ye yani nasıl ödeyeceğim, nasıl para olacak diye düşünebilirler. Zaten Türkiye Ulusal Ajansı onlara euro veriyor yani. Bütçe veriyor. Bu bir büyük bunu şans. Bunu bilmiyorlar belki studentlere. Evet. Büyük bir şans. Hem hocalara hem studentlere. Hiç Erasmus programından Türkiye'ye giden herkes bundan faydalanabilir. Ve onlar için de aynı zamanda güzel bir imkan. Türkiye'yi gezebilirler, isterlerse biriktirebilirler, alışveriş yapabilirler, kitap alabilirler, kurs alabilirler Türkiye'de. Bu anlamda bilgi, staj bu çok büyük bir bagaj. Her bir student dediğine gelmiş kana iş yerine o staj da yapmış, tabii. Aşırıya gitmiş, daha kendini bol bol duyar. Hem tecrübesi de var. Doğru. Anna siz katılmadınız bir de programaya mı yoksa katıldınız? Yok ben katılmadım. Ben sadece yaz okuluna gitmiştim ama o biraz farklı bir program. Anladınız yaz okulu için nasıl bir okul? Kim katılır oraya? Yunus Emre'nin düzenlediği bir yaz okulu var. 2016 senesinde katılmıştım ben. Yine öğrenciler seçiliyor gruptan. İyi olanları gönderiyorlar genelde. Benim öyle bir şansım vardı. 2016 senesinde yanılmıyorsam ya da 17 hocam hı hı. 17 miydi? 2017 idi. Nevşehir'e gitmiştim ve ders dışında çok güzel şeyler öğrendim, çok güzel şeyler gördüm, çok güzel insanlar tanıdım. Şimdi dünyanın her ucunda bir arkadaşım var diyebilirim. Bu gerçekten güzel bir imkan. Buradayken bunu yakalayamıyorsun. Ben de mutluyum. Stüdentlerimiz bu kadar şanslarını evet. Kaçırmıyorlar. Öyle. Her yerden savaşırlar. Öyle. Eğitim kendilerine öyle kabul etme. Bu çok çok güzel bir öyle de güzel istedim. Bir network oluyor. Yani bizim giden gelen, staja giden gelen öğrencilerimiz söylediler. Ben dedi, inanamadım hocam dedi. Türkiye dedi, international olmuş dedi. Yani uluslararası olmuş. Kampüste Afrika'dan, Rusya'dan, Macaristan'dan, Bulgarya'dan, Bosna Hersek'ten, Arnavutluk'tan, Ukrayna'dan
birçok ülkeden, Afrika'dan, Afrika'nın her yerinden birçok öğrenci var. Yani 15 öğrenci bir arada oturuyorlar, hepsi Türkçe konuşuyor. Bir şeyler, gitar çalıyorlar, şarkı söylüyorlar, mangal yapıyorlar. Ama hepsi işte Türkçe konuşuyorlar, İngilizce konuşuyorlar. Türkiye bile bir sıcak canlı devlet olduğu kabiliyette her biri. Erasmus anlaşmalarıyla ve Türkiye burslarıyla gelen öğrenciler böyle uluslararası bir kendilerine network oluşturuyorlar ve uzun yıllar birbirleriyle de görüşmeye devam ediyorlar. Bu çok iyi bir kolaylık. Ben de mutluyum studentlerimiz için, hocalarımız için. Ko olsun, ko programları ilerlesin. Tayyusiye Kur'an olsun, dil bir yürüdücü ya da bir student ama çok çok student olsun. Hani kolay gitsin orayı. Oradan da bize gelsinler staj yapmadığını. Ama siz dediniz Kudret Hocam, hani bir student masterlik yapacak Türkiye'de. Evet. Şimdi Gagauzya'da Komrad Devlet Üniversitesi'nde masterlik kolaylıkları yok yapsınlar, öyle mi? Var mı planda bu? Gagauz dilinde master programı var. Türk dilinde. Hatta orada şu an 16 öğrenci kayıtlı. Hatta bizden Türk Dil Edebiyatı bölümünden mezun olan öğrencilerimizin de birkaçı bu master programına kaydoldular. Orada öğrenimlerine devam edecekler. Tabii bizim Adem Hoca'yla da bir planımız var. Biz Türk Dil Edebiyatı bölümünde de master programı açmak istiyoruz. Yani bununla ilgili de yine çalışmalarımız var. Dosya hazırlanacak ve akabinde bu dosya Moldova Eğitim ve Bilim Bakanlığı'na sunulacak. Eğer bakanlık uygun görürse Türk Dil Edebiyatı bölümünde de master programını açmak istiyoruz. Hedeflerimizden biri de bu. Bizim şimdi iki hocamız daha geliyor. Yani bir hocamız geldi. O biraz hasta olduğu için bugün programa getiremedik onu. Burcu Hanım. O bu sene göreve başladı. Bir hocamız daha gelecek Samsun'dan. O da burada Komrad Devlet Üniversitesi'nde görev yapacak. Yani dört hoca olarak şu anda Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde görev yapıyor olacağız. Yani öğrencileri bekliyoruz. Gagauzya'dan öğrencilerimiz Türk Dil Edebiyatı bölümüne gelebilirler. Türkiye'ye gidebilirler. Biz onlara her türlü kolaylığı öğreteceğiz, göstereceğiz. Davet ediyoruz onları. Ben de umutlanırım. Hani yıl yıldan studentlerin sayısı da ziyadelenecek. Hani meraklı olacak bu geçme, bu zanata göre yürünme, çalışma öte doğru da kolegalarım gösterir. Hani bu akademik şans sıra kalmadı. Konularımız da var çok. Bu sanırım dil tek programımız bu yıl Türkologiya bölümünden bağlı, sizinle bağlı. Onuştan dilerim sizin günleriniz iyi geçsin, üretim yılı da iyi geçsin, studentleriniz sevindirsin başarılarının. Gene umut ederim hani bu stüdyoda buluşacağız beraber. Buluşacağız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gagauzya Gün Günden programası yetişti kendi sonuna. Size saygılı seyirciler söylerim hani bizim programı var, nice seyredersiniz grt.md ofisyal saytında hem öyle Facebook, YouTube sayfalarında. Kalın sağlıcakla.